Günaydın efendim. Takvim yaprakları 10 Şubat 2020 Pazartesi'yi gösterirken yeni günün, daha doğrusu yeni haftanın sizlere, bizlere sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Tabii başta ülkemiz için de sağlıklı yarınlar diliyorum efendim. Evet efendim, yine hafta başı, yine Kanal 3'te sabah, yine haberlerimiz var, yine konuklarımız var, telefon bağlantılarımız var. Tabii hafta sonu bir hayli üşüdük. Tabiri caizse donduk adeta. Yeni hafta nasıl olacak? Bunu da meteorolojiden bağlanarak öğreneceğiz efendim. Ama önce isterseniz yine klasiğimiz olan Biz Türkiye'yiz'de başlayalım yine. Sevgiyim ben. Bulursun yoklayınca yüreğimi. Türkü kokar dağlarım. Aslı açar. Şirin açar çiçeklerim. İşte ben Türkiye'yim. Bir şiirde iki dize. Sevdanın nakş olduğu kilimde desen. Dervişin üflediğin neyim? Ben Türkiye'yim. Ağlayan, gülen Türkiye. Ben. Yetim bebeklerin beşiklerine bağ. Elma yanaklı kızlarımın başında yazma. Umutla dikilen fidan, yalın ayak insanlarda yüreğim. Ben Türkiye'yim, umutların büyüdüğü Türkiye. Toroslarda Dadaloğlu'nun, gözelerde Karaca olan izi vardır. Narasını duyarsın Köroğlu'nun çamlı bel rüzgarında. Dağlar sevdaların hatırasıdır. Ben Emir Dağı, Ferhat'ın deldiği dağ, Şirin'in örttüğü çevreyim. Ben Türkiye'yim. Gönül Türkiye, Türkiye. Ben Yunus'taki dil, Hünkar'daki yol, Mevlana'da gel çağrısı, gel. Ne olursan ol, yine gel. Dervişim, deliyim, veliyim, ahi evran eliyim. Ben Türkiye'yim, Türkiye, Türkiye. Yaran Türkiye. Ben seherle savrulan bozlak yangını, Barak'ta, Hoyrat'ta, ağıttaki ben. Meydanlardan tanır tanıyan beni. Horonum, halayım, barım, çayda çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim, taşan, coşan Türkiye. Ben harman dalı, sarı zeybek, horon, halay, çayda çırayım. Ben Türkiye'yim. Ağıtlarla, halaylarla umut olup dikilen ben. Ufuklarda sökülen ben. Tarih yazıp sayfalara türkü türkü yakılan ben. Ben Türkiye'yim, sen Türkiye'sin. Efsanesinde Ağrı Dağı, Munzur'dan çağlayan yürekteki ben. Bingöllü çoballarım çığırır türkülerimi. Uzanır her vakit Nemrut'tan elim. Harran'dan yükselen zılgıt sesiyim. Ben Türkiye'yim, kucaklaşan Türkiye. Dile gelir Bursa, Söğüt, Dobaniç. Tarihi anlatır Koca Çınar. Selviler andırır minareleri. Şehirler Sultanı, Can İstanbul, anılır seninle Sultan Mehmet Han, Hanlar Hanı, hey! Koca Sultan, bizi biz yapan, Koca Sinan'ın haşmetle diktiği Selimiye'yim. Ben Türkiye'yim, Sevda Türkiye. Evet, Sevda'yım ben, ana sütü kadar ak, ana sütü kadar temiz sayfalara yazılırım. Minik parmaklar beni taşır. Sevgi olurum karşılıksız yüreklerde. Dağ diplerindeki, ötelerdeki köyler de benim. Omuzlarında taşır beni öğretmenim. Hatice öğretmende, Ayşe, Mehmet öğretmende sevgiyim. Sen baş öğretmenim, önderim, liderim,
Bozkır'ın zeybeği, Gazi Kemal, hey! Türkiye'm sen, sen Türkiye'msin. Ben Türkiye'yim, biz Türkiye'yiz. Ay yıldızlı Türkiye. Ben Türkiye'yim, sen Türkiye'sin. Evet efendim, yerel gazetelerimize bakacağız, günün haberlerini alacağız ama önce isterseniz haber merkezindeki arkadaşlarımızın derlediği haberlerden bir haberle başlayalım efendim. Tabii sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz ama bazen sağlıklı haberleri vermek de mümkün olmuyor. Şimdi Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de tartıştığı Raşit A'yı 8 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan zanlı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak üzerinde bir ikamette 21 yaşındaki Raşit A ile 32 yaşındaki Mustafa Şey arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Şey yanında taşıdığı bıçakla Raşit A'yı vücudunun 8 farklı yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Raşit Ağa'dan bir süredir haber alamayan yakınları da durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Raşit Ağa'nın 2 gün önce vücudunun 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi Mustafa Şey'i yaklaşık 2 saat sonra Büyükdere Mahallesi'ndeki saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşımalı eğitimde öğrencilere bildiğiniz gibi okul yemeği veriliyor. Bu uygulamayı Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 yılında yurt geneline yaymayı planlıyor. Bir son dakika haberi olarak sizlerle paylaşayım. Yaklaşık 18,5 milyon öğrenci kademeli olarak önümüzdeki yıldan itibaren artık okul yemeğiyle tanışacaklar efendim. Evet, şimdiki haberimiz ise Denizli'den. Denizli'de esrar satmaya çalışan zehir taciri, uyuşturucu alıcısı kılığına giren jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Olay Pamukkale ilçesi Güzelköy mahallesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri mahallede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Cesat timi uyuşturucu alıcısı gibi davranarak AD isimli şahsın evine geldi. Ardından AD tim üyelerine elinde bulunan 300 gram uyuşturucu maddeyi satmaya çalışınca suçüstü yapıldı. AD ekipler tarafından gözaltına alındı. Zehir tacirinin uyuşturucu almaya gelenleri, dövüş horozu almaya geldim parolasıyla karşıladığı, onun haricindeki kullanıcılara ise uyuşturucu satmadığı iddia edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen AD, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cesaret timi operasyon sırasında eve uyuşturucu almak için geldiğini belirlediği 4 kişiyi daha yakaladı. Evet, günün ilk haberlerine gazetelerimizden bakalım isterseniz efendim. İlk gazetemiz bugün Hisar olsun. Hisar gazetesinin sür manşetinde projeye desteğiniz bizleri mutlu edecektir ifadesi var. Evet, bildiğiniz gibi öncelikle Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun 2020 yılına sevgi yılı ilan edilmesi isteğinin projesi kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz,
sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek onların fikir ve önerilerini aldı efendim. Evet, projenin koordinatörlüğünde vali yardımcısı Doktor Mehmet Boztepe yürütüyor. Kendisi de bu toplantıda hazır bulundu. Hisar'ın hemen manşetin üzerinde yine Kanal 3'ün frekans bilgileri özellikle yer almakta. Evet, manşet: ayar vermek haddi değil. Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasa değişikliğine FETÖ projesi diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya çok sert tepki gösterdi. FETÖ'cüleri ülkeye yayan ve görevde yükselen bu zihniyetli diyen Özkaya, Başbuğ'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde cezaevinde bulaşık yıkamaktan kurtulduğunu söyledi. Evet, Zeybek Sandıklı'da Sandıklı'yı kendileri ziyaret ettiler. Başkan Mustafa Çöl ile fikir alışverişinde bulundular. Patpatlar ekonomiye katkı sağlıyor. Gazetenin özel haberi, Çobanlar ilçesinde üretimi yapılan patpatlarla ilgili bir haber yapmışlar efendim. Evinizde kuş besleyerek stresten uzaklaşabilirsiniz. Bir başka haber: 51. yılımız kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan partisinin kuruluşunun 51. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlamış. Tarımın gelişmesi için işbirliği yapılacak. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş'ın Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar ve beraberindeki heyeti kabul ettiğinde söylediği ifade eder efendim. Şahin 2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı Projesi toplantısına katılmış İstihisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin. Emirdağ'da bilgilendirme toplantısı Emirdağ Belediye Başkanlığı tarafından yapılmış. Bolvedin'de uyuşturucu operasyonu yine jandarmanın çalışmasının haberi. Evet, tuzlama çalışmaları ara vermiyor. Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın talimatı doğrultusunda belediye ekipleri buzla, karla mücadele yapıyorlarmış efendim. Evet, isterseniz yine şimdi Denizli'ye gidelim. Denizli'de bir kaza haberi. Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanarak araç içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Haberimizi izliyoruz. Kaza Acıpayam ilçesi Alaaddin mahallesinde meydana geldi. Denizli istikametine giden Ahmet Ertuğrul idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje devrildi. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan Bayram Ali ve Osman Ertuğrul yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralılardan birini uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Sonrasında ise yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi. Şimdi de Türkiye'li gazetesinin gündemine bakalım. Sürmanşetinde 6 şüpheli serbest. Evet, Bolvedin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi serbest bırakılmış efendim. Evet, Akarçay'da ceset bulundu. İlimiz Akarçay'da henüz kimliği tespit edilemeyen bir ceset bulundu. Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Akarçay'da dün saat 17 sıralarında henüz bilinmeyen bir kimliği bilinmeyen bir ceset bulundu. Edinilen bilgiye göre çevredeki vatandaşlar tarafından Akarçay üzerinde bir insan cesedinin bulunduğu görüldü. Durumun 155'e bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Evet, Akarçay'dan çıkarılan ceset Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış efendim. Evet, manşette Afyon'da kameranın 100. yılı. Evet, araştırmacı yazar Hasan Özpınar ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın hazırlayıp kaleme aldığı Türkiye'li gazete yazarı Serkan Baksin'in seslendirdiği Afyonkarahisar'da kameranın 100. yılı adlı eserin tanıtım etkinliği gerçekleştirilmiş. Tarımın gelişmesi için işbirliği yapılacak. Az önce paylaşmıştım. Milletvekili Özkaya'dan başbuğa sert cevap. Şanla şerefle 51 yıl Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Kocacan'ın partilerinin 51. kuruluş yıl dönümü ile ilgili mesajı var. Zeybek Sandıklı'daydı. İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın dereceye giren öğrencilere ödül vermiş efendim. Kooperatifçilik konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini almış. Mehmet Akif İnan anıldı. İdlib'e yardım tırı dualarla uğurlandı. Hayrat İnsani Yardım Derneği ve Hisar Araştırma ve Eğitim Derneği işbirliğiyle hazırlanan bir yardım malzemesi gönderilmiş efendim. Lidere gücümüz yetmedi. 10 bin taraftarın izlediği karşılaşmada Afşet Afyonspor şampiyonluk mücadelesi veren Yılspor Samsunspor karşısında iyi mücadele etmesine rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Zorlandık ama başardık. Bu da voleyboldaki Afyon Belediye Yuntaş voleybol takımının 1-0'dan 2-1 geriye düştüğü maçı çevirdi ve kazanmış efendim. Haftayı karlı kapattık. Evet, güreşte fark yarattı okullar arası güreş şampiyonası. Dik yamaçtan büyük başarı. Bu da gazetenin bir başka spor haberleri. Evet, az önce Denizli'den bir haber aktarmıştık. Şimdi yine Denizli'den bir haber aktarıyoruz efendim. Denizli'de park halindeki araca çarparak kaçan alkollü sürücüyü birkaç saat sokak ötede çarptığı beton duba durdurdu. Polis tarafından gözaltına alınan ve 412 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün dubaya çarptıktan sonra kazalı otomobille tekrar kaçmaya çalışması ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay Merkez Efendi ilçesi Altıntop mahallesinde meydana geldi. Otomobilin direksiyon koltuğuna alkollü bir şekilde oturan Yusuf K.T. park halindeki bir otomobile çarparak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri şahsın peşine düştü. Bu sırada izini kaybettirmek isteyen Yusuf K.T. kaçmak istedi. Ancak alkollü sürücü bu defa sokak sonuna konulan beton dubalardan birine çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Yusuf K.T. duvaya çarptıktan sonra geri kaçmaya çalıştı. Her şeyden habersiz bir şekilde kaza olduğunu gören ve yardım için aracın yanına gelen çevredeki vatandaşlar ise ilerlemekte güçlük çeken otomobilin tekerleklerinden birinin yerinden çıktığını ve bu şekilde gidemeyeceğini söylemesi üzerine sürücü araçtan inerek bir süre beklemeye başladı. Tekerleği kontrol eden Yusuf K.T. tekrar araca binerek otomobili hareket ettirmek istedi. Fakat bu defa otomobil gitmeyince durmak zorunda kaldı. Başka yere de vurmuş galiba. Olayın hemen ardından bölgeye gelen polis ekipleri peşine düştükleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Birkaç dakika içinde yaşanan olayla gözaltına alınan Yusuf K.T.'nin yapılan kontrollerle 412 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken alkollü bir şekilde araç kullandığı için Yusuf K.T.'ye ceza işlemi uygulandığı belirtildi. Öte yandan otomobilin bagaj kısmından 3 adet mutfak tüpünün çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Evet, isterseniz Kadına Gazetesi'nin haberlerini de hemen hızlıca bir göz atalım efendim.
Sür manşetinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in Sandıklı'daki haberi var, ziyaret haberi var. Yine bir başka haber, 2020 Sevgi Yılı projesi kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz'ın STK'larla bir araya gelmesinin haberi var. Hemen manşetin yanında ise Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Kocacan'ın partisinin kuruluşunun 51. yılı dolayısıyla yayınladığı mesaj var. Gazetenin manşetinde meclise ayar vermek kimsenin haddi değildir. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya'nın açıklamaları var. Emirdağ'a 50 milyon euroluk yatırım, uyuşturucu operasyonu, ortak çalışmalar görüşüldü. Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki bir haber efendim. Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yaylı'yı makamında kabul etmiş rektör Karakaş. Evet, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın haberi var. Ödüllerini aldılar. Kooperatifçilik yarışması, yani resim yarışması ile ilgili dereceye girenlere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından verilmiş. Uyuşturucu operasyonunu söyledik. Kanal için yine yeni frekans bilgileri yer almakta. Gönül kapılarını hiç kapatmıyoruz. Sandıklı Belediye Başkanı Çöl'ün taziye ziyaretleri devam ediyor. Vatandaşlara yönelik taziye ziyaretlerinin yanı sıra personelinin de ziyaretlerini yapıyor. Yeni doğan çocuklarına hayırlı olsun ziyareti yaparak gönül kapılarını hiç kapatmıyormuş efendim. Evet, Denizli'deydik. İsterseniz şimdi de Aydın'dan bir haberi aktarayım size. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobili durduran polis ekipleri kız arkadaşını arabaya kilitleyip yaya olarak kaçan şahsı 3 kilometre kovalayarak yakaladılar. Evet, sanırım bizim kumandamızda bir arıza oldu. İsterseniz başka bir haberle devam edeyim efendim. Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi'nde eğitim gören lise öğrencilerinden oluşan robotik takımı Afyonkarahisar'ı en iyi şekilde temsil etmek için en kapsamlı ve en prestijli robot yarışması olan First Robotic Competition'a katılacaklar. Haberimizi izleyelim efendim birlikte. Kamil Miras Anadolu Lisesi öğrencileri çevresinde yetersiz olduğunu düşündükleri teknoloji alanında çalışmalar yapmak üzere robotik takımı kurdu. Teknoloji alanında robotik kodlama hem okullarını hem de Afyonkarahisar'ı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlayan öğrenciler 10 kişiden oluşan takım kurmaya başladı. Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde stand açan öğrenciler robotik kodlamayı öğrencilere anlatıyorlar. Önce ayarlamayı çalıştık. Takım kaptanı İbrahim Emin Lüleci, son 4 senedir de Türkiye'de Fikret Yüksel Vakfı tarafından tüm dünya ile eş zamanlı olarak düzenlenen yarışma hakkında bilgiler verdi. Çocuklara robotik eğitimini tanıştırmak için, robotlarla tanıştırmak için burada bir etkinlik yapıyoruz. Çocukları alıyoruz buraya ve 10 dakika kadar eğitimlerini yapıp geri gönderiyor. Hani birazcık daha öğrenmelerini sağlıyoruz aslında, tanışmalarını sağlıyoruz burada. Bizim yarışmamız FRC, yani FRC, First Robotic Competition. Bu yarışma uluslararası bir yarışma ve Amerika'da yapılıyor, düzenleniyor aslında. Son yıllarda bunu Fikret Yüksel Vakfı Türkiye'ye getiriyor ve İstanbul'da iki ayrı region olarak yarışma yapılıyor. Bizden istedikleri aslında sadece robot yapmamız değil, bunun yanında bir robot takımı kurup bu takımda PR işlerini yapan, bu tür etkinlikleri zaman ayıracak ve bu tür etkinlikleri düzenleyen, böyle yerler görüşen ve robot yapan bir ekibimiz var. Lüleci takımlarının bu yıl kurulduğunu ifade etti. Takımımız zaten bu sene kuruldu ve daha yeni bir takımız. O yüzden etkinliklerimiz de bu çaplı küçük aslında. Takım olarak bu tür yarışmalara istekli olduklarını belirtti takım kaptanı Lüleci. Çok istekliyiz aslında. Daha yarışmaya katılmadan önce de biz de hani o gençlerden herhangi biriydik aslında. Ve sadece kendi isteğimizle katıldık bu yarışmaya. Afyon'da ve öğrenciler arasında bu tür potansiyel var. Ama bunu ateşleyecek bir üst destek aslında fazla yok. Bunu
da eğer sağlanabilirse çok çok artacağını düşünüyoruz. Bu tür etkinliklerimiz de zaten bu yüzden hani gelip bu istekli olan öğrencilerin veya çocukların bu isteği kazanması veya bunu konuda bir şeyler yapmaya başlamasını istiyoruz. Kaptan Yüreci kendilerine destek veren başta Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Sertesar olmak üzere tüm sponsorlara teşekkür etti. Bu konuda bize Afyon'daki firmalar çok destek oluyorlar. Bunun için ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Sertesar'a teşekkür etmek istiyorum. Bize çok destek oluyorlar bu konularda. Mali destek olarak çok yanımızdalar. Ve bunun gibi birkaç firmaya daha ihtiyacımız var. Hani sponsorlar tarafından karşılanan bütçemiz var. Evet, bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak az önce bir tweet attı efendim. Özellikle iş dünyasını ve vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir tweet. Artık bankalardaki komisyon oranlarına bir standart getirildiğini ifade ediyor efendim. Ticari müşterilerde alınacak ücret, masraf ve komisyon sayısı 2400'den 51'e, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indirildi. Bakan Albayrak önemli sınırlamalar getirilerek vatandaşların büyük ölçüde rahatlatıldığını ifade ediyor efendim. Evet, kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra birlikte olmak dileğiyle. Evet, kış şiddetli geçiyor. Sömestri tatili bitti. Tabii Afyon Termal'in başkenti. Onun ayrı bir güzelliği var. Özellikle kış mevsiminde ayrı bir güzel oluyor. Şimdiki haberimiz Sandıklı'dan. Sandıklı Hüdayi Kaplıcalarında bir taraftan karın keyfini çıkaran vatandaşlar, bir taraftan da termal havuzlara giriyor. Haberimizi izleyelim. Yes. Hava sıcaklığının sıfırın altında -14 derecelere kadar düşmesiyle Kaplıca bölgesi beyaz örtüyle kaplanırken yerli ve yabancı tatilciler açık termal havuz kenarlarında biriken kar altında 42 derecelik termal havuzlarda yüzmenin keyfini yaşıyor. Sandıklı Hüdayi Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz Yavuz, Kaplıca misafirlerinin ortamdan oldukça mutlu olduğunu belirtti. Termal sıcaklık 42 derece içerisinde ama dışarısı şu anda -9-14 arası. Aslında hissedilene baktığınız zaman -17 derece gibi sanki. Çünkü içerisi dışarısı çok soğuk. Fakat misafirler bundan mutlu oluyor. Yani düşünsenize içerisi havuzun içine 42 derece giriyorsunuz. Açık havadasınız ve dışarısı da -17 derece. Buharlarla birlikte güzel bir hava ve güzel bir resim oluşturuyor. Tabii bu misafiri mutlu ediyor. Çünkü misafirimizin konsept gereği. Gelen misafirlerimizin çoğu kar görmemiş. Antalya bölgesinden, Alanya bölgesinden, Mersin bölgesinden gelen misafirlerimiz. Böyle bir havayı gördükleri zaman da mutlu oluyorlar. Afyonkarahisar bölgedeki termal otellerin tamamının %85 dolu olduğunu dile getiren Yavuz şunları söyledi. Afyon bölgesi zaten biliyorsunuz termal turizm başkenti. Bununla da ilgili de güzide ilçelerinden bir tanesi Sandıklı. 3 tane termal, 5 yıldız termal tesisiyle birlikte. Fakat biz misafirlerimiz diyoruz ki kışın termal turizm sadece kışın değil. Yazın da yapılır. Nisan, Mayıs'ta da yapılır. Çünkü bizim her dönemimiz 4 mevsim yaşıyoruz. Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da da bizim bölgemizde termal turizmde çok güzel oluyor. Hava çok güzel oluyor. Dışarısı çok güzel oluyor. Termal havuzları. Evet, dışarıda böyle soğukta da insan o termal keyfinden havuzdan çıkmak istemez. Dışarıda güneş olsa da bir hayli soğuk. Nasıl ki biz buradan sıcacık stüdyomuzdan dışarıya çıkmak istemiyorsak vatandaşlarımız da havuzdan eminim dışarıya çıkmak istemeyeceklerdir. Kocatepe'nin gündemine bakalım efendim birlikte. Sürmanşetinde Afyonsporumuzun lidere yenildiği maçın haberi var efendim. 2-0 mağlup oldular. Yılport Samsunspor'a konuk olmuştu bildiğiniz gibi. Efeler İzmir'den 2 puanla dönüyor. Yüntaş voleybol takımımızın haberi. TED Afyon Koleji'ne rekor başvuru oldu bursluluk sınavı için. 2245 öğrenci katılmış.
Evet, gazetenin manşeti vergi rekortmenlerinin gurur tablosu oldu. Evet, Afyon ilinde 2018 yılı vergi rekortmenleri açıklanmış efendim. Afyon'da çok güzel bir film platosu var. Bu bir başka bir haber. AK Parti milletvekili avukat Ali Özkaya'nın başbuğu cezaevinde bulaşık yıkamaktan reis sayesinde kurtulduğu haberi var. Gastronomide standartasyon ve nitelikli şefler önemli haberi. 1.132.000 Afyonlu var Türkiye genelinde. Afyonkarahisar il nüfusuna kayıtlı 1.132.163 kişi yaşıyor TÜİK verilerine göre. Akarçay'da çürümüş bir ceset bulundu. Bu da bir başka haber. Az önce size diğer gazetelerde de aktarmıştım. Genç müsait çocukları unutmadı. Belediye Başkanı Zeybek Sandıklı'yı ziyaret etti. Liderlere sadakat şerefimizdir. MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan'ın partilerinin kuruluşunun 51. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesaja ait efendim. Evet, Odak gazetesine bakacağız ama öncesinde bir başka haberi yayınlamak istiyorum efendim. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerinden derlediler arkadaşlarımız haberleri. Asso öncülüğünde bir araya gelen STK heyeti, temsil heyeti pazartesi günü, yani geçtiğimiz pazartesi günü Afyonkarahisar valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler ve kendisilerine bir rapor sundular. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde şehrin sorunlarını çözebilmek için bir araya gelen 25 sivil toplum kuruluş tarafından oluşturulan 10 kişilik bir temsil heyeti Afyonkarahisar valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Heyetini valiliğimizde misafir ediyoruz. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ziyaretin ardından Vali Mustafa Tutulmaz ile birlikte toplantı yapan temsil heyeti tespit edilen 5 temel soruna ilişkin raporu Vali Tutulmaz'a sundu. Ziyaret ve toplantı ile ilgili açıklama yapan ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, şehrin önceliklerinin belirlendiğini ve bunu kentin en yetkili birimiyle paylaşmak istediklerini aktardı. 25 sivil toplum kuruluşundan oluşuyordu. Amacı Afyonumuzun sorunlarını belirlemek ve 5 tane sorunu tespit edip bunlarla ilgili temsil heyeti seçip Sayın Valimizin önderliğinde, Sayın Vekillerimizle, gerekli kurum başında olan insanlarla bu konuda iletişimlerimizi yapıp bu sorunlara çözüm bulmakta amacımız. 10 kişilik temsil heyetinin çalışmalara başladığını dile getiren Serteser sözlerini şöyle sonlandırdı. Tespit ettiğimiz sorunları son yaptığımız ilk yaptığımız temsil heyeti toplantısında rapor haline dönüştürdük ve bunları Sayın Valimizle paylaşacağız. Afyonkarahisar'ın sorunları olduğunu aktaran Vali Mustafa Tutulmaz ise toplantı hakkında şunları söyledi. İlimizin birçok problemi var. İyi yönde gittiğimiz birçok husus var ama bunun yanında daha iyi olmasını istediğimiz hususlar da var. Onlarla ilgili ATSO heyeti daha önce STK'larla işbirliği içerisinde bir öncelik sıralaması yaptılar. Onu kendi aralarında değerlendirerek bugün valilikte bunu birlikte değerlendireceğiz. İnşallah bundan sonra bu öncelik sırasına göre ilimizin problemlerinin çözülmesi yönünde siyasilerimizle beraber, sivil toplumumuzla beraber, valiliğimiz ve diğer kurum ve kuruluşların işbirliğinde bu çözümleri bulmaya çalışacağız. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Evet efendim, bu arada Odak gazetesine bakacağım ama öncelikle birkaç son dakika bilgisi haberini size aktarayım. Şu anda Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu başlatılmış. Bir başka haber ise İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine bildiğiniz gibi %35 bir zam gelmişti. Bugünden itibaren uygulanmaya başlanmış. Mersin'in Tarsus ilçesinde ise bir kasap dükkanına giren hırsızlar
10 bin liralık eti 4 dakika içerisinde çalmışlar. Evet, Odak gazetesi sürmanşetinde valimiz Mustafa Tutulmaz'ın açıklamaları var. Bildiğiniz gibi STK temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bu yıl sevginin yılı. Evet arkadaşlarım, evet gazeteyi yansıttılar şu anda. Tanıtıma büyük destek araştırmacı yazar Hasan Özpınar'ın kaleme aldığı Afyonkarahisar'da Kameranın 100. Yılı adlı eserin tanıtım etkinliği bildiğiniz gibi Cuma akşamı RAM Rehberlik Araştırma Merkezi'nde yapıldı. Belediye Spor'a yine para cezası gelmiş. Bu haberin ayrıntıları Odak Spor'un 7. sayfasında. Bir başka spor haberi, Afşet Afyonspor'umuz maalesef lidere kaybetti. 2-0 yenildiler. Manşet, Başbuğ'a sert cevap. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya'nın çok sert tepkisi var. FETÖ'cüleri ülkeye yayan ve görevde yükselten bu zihniyetli ifadesi var. Evet, protokol imzalandı. Profesör Doktor Mehmet Karakaş, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar ve beraberindeki heyeti kabul etmiş. Oradaki bir imza, protokol imzası haberi yansıtılmış. Evet, Bolvedin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon yapıldı. İsmi Şafak Operasyonu. Biri kadın, 6 kişi gözaltına alınmışlardı. Fakat daha sonra serbest bırakıldılar. Gençler örnek oldu. 24 Ocak Cuma günü Elazığ'ın Sivrici ilçesinde meydana gelen depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Afyonkarahisar Genç Müsiyat Başkanı Abdullah Sert, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen çocukların yüzlerini güldürmüş efendim. Afyon'da toplandılar. ÖRKOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, 2 gün süren çalıştayın değerlendirmesini yapmış. Tarım, kredi, kooperatifleri ve Tarım Bakanlığı ile yapmayı hedefledikleri müşterek çalışmaların projeler gündeme gelmiş efendim. Evet, Kaplıca'da, Hüdayi Kaplıcalarında termal keyfi başkadır. Farklı bir haberimiz var. Su sorunu olmayacak. Bolvedin'le ilgili bir haber. Koyuncu icraatlarını anlattı. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun haberi var. İlköy ekonomisini çöpe atıyoruz. Günde 120 milyon adet ekmek üretildiğini ve %10'unun israf edildiği ifade edilmiş efendim. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyon Başkanı Kavuncu tarafından. Şanla şerefle 51 yıl Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı'nın haberi. Afyonkarahisar mutfağıyla markalaştı. Hürriyet gazetesi ünlü yemek yazarı Sahrap Soysal'ın Afyonkarahisar'ın zengin mutfağını gazetede kaleme almış efendim. Belediye Başkanı Zeybek Sandıklı ilçesini ziyaret ettiler. Başkan Çöl ile bir araya geldiler. Evet, Odak'ın gündemi de bu şekilde. Evet. Evet efendim, şimdiki haberimiz ise Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 8 şehidimizden bir tanesi bildiğiniz gibi Afyonkarahisar'dı efendim. Sandıklı nüfusuna kayıtlı uzman çavuş Gökhan Orhan'da. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi ebediyete uğurlandı. Şimdi bu haberimizi bir kez daha izleyelim efendim birlikte. Suriye rejim güçlerinin Türk askerlerine yaptığı top atışlı saldırıda şehit olan 8 askerimizin naaşı 8 ailenin ocağına ateş düşürdü. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bugün Şehitler Ordusu'na katılan merhum şehidimize karşı son görevimizi yapmak üzere bir araya geldik.
O ateşin düştüğü yerlerden birisi de Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi oldu. Kerim kitabımızın, kutsal kitabımızın haber verdiği üzere Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz düsturuna uyan ve bizim dillerimizle söylediğimiz kelime-i şehadeti bedenleriyle söyleyen bu aziz şehidimize karşı son görevimizi yapmak üzere bir araya geldik. Şehit uzman çavuş Gökhan Orhan'ın cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Oğlunuzun ülkemize ve kara kuvvetlerine yapmış olduğu değerli hizmetlerini bir kez daha saygıyla anar, acınızı yürekten paylaşır, ebediyete intikal eden değerli oğlunuza rahmet, başta siz olmak üzere aile bireyleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler, saygılar sunarız. Siyasetten, askeri erkandan ve emniyet güçlerinden çok sayıda katılımın olduğu törende cenaze namazını alınan helalliğin ardından Afyonkarahisar Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı. Merhum şehidimize haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun! Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun! Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun! Allahu Ekber! Kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişi el açarak Müftü Kabukçu'nun duasına amin dedi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya İlahel Alemin. Bu mübarek şehidimize karşı son görevimizi yapmak üzere bir araya geldik. Bu vesileyle okunmuş olan bütün hatmi şerifleri, tilavet olan ayeti kerimeleri dergâh-ı uluhiyetinde makbul eyle ya Rabbi. Şehit Orhan törenin ardından ebediyete uğurlandı. Şehidimizin naaşı Sandıklı ilçe mezarlığında bulunan şehitliğe defnedilecek. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle nüfus verilerini açıkladı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 83.154.997 kişi olurken Afyonkarahisar nüfusu 729.483 kişi olarak belirlendi. Bu da bildiğiniz gibi Salı günü ekranlarımıza gelen haberlerimizden bir tanesi idi. İzleyelim efendim haberimizi. Türkiye'de ikamet eden nüfus 31 Aralık 2019 itibarıyla bir önceki yıla göre 1.151.115 kişi artarak 83.154.997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41.721.136 kişi olurken kadın nüfus 41.433.861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ülkede ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320.146 kişi artarak 1.531.180 kişi oldu. Bu nüfusun %50,8'ini erkekler, %49,2'sini kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14,7 iken 2019 yılında binde 13,9 oldu. Türkiye'de 2018 yılında %92,3 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2019 yılında %92,8 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7,7'den %7,2'ye düştü. Yılbaşı bir ittir. İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 451.543 kişi artarak 15.519.267 kişiye ulaştı. Tunceli 84.660 kişiyle en az nüfusa sahip olan il oldu.
Afyonkarahisar nüfusu 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 729.483 kişi oldu. Yıllık nüfus artış hızı 2017-2018 döneminde binde 13,7 iken 2018-2019 döneminde ise binde 5,4 olarak gerçekleşti. Erkek nüfusun oranı %49,7 ile 362.447 kişi, kadın nüfusun oranı ise %50,3 ile 367.036 kişi olarak gerçekleşti. Afyonkarahisar'da kilometre kareye düşen kişi sayısı 2018'de olduğu gibi yine 51 oldu. Ege bölgesi illerine baktığımızda Manisa'nın nüfusu 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 1.440.611, Kütahya'nın nüfusu 579.000, Uşak'ın nüfusu 370.509 kişi oldu. Ege bölgesi illeri arasında nüfusu en yüksek olan il 4.367.251 kişiyle İzmir olurken, nüfusu en düşük olan il ise 370.509 kişiyle Uşak olarak belirlendi. Afyonkarahisar 729.483 nüfus büyüklüğüyle Ege bölgesinde nüfusu en yüksek olan 6. il konumunda yer aldı. Evet, tüm milletvekillerimiz olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Mehmet Taytak da Afyon için mücadele ediyor, çaba gösteriyor efendim. Geçtiğimiz çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ve Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'i makamında ziyaret etti. Haberimizi izleyelim. Meclis çalışmaları, il ve ilçe ziyaretleri yanı sıra bakanlık ziyaretlerine hız kesmeden devam eden MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, mermer sanayisinin önde gelen isimlerinden MHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İş Adamı Doğan Şimşek ve AFKİM Mermer Atık Projesi Yöneticisi Emre Dumlu ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti. Milletvekili Taytak, Bakan Mustafa Varank'a Afyonkarahisar'ın ekonomisi, turizm potansiyeli ve sanayi alanındaki gelişmişlik düzeyi hakkında bilgiler verdi. Milletvekili Taytak, Afyonkarahisar ile ilgili talep isteklerini de dile getirdi. İsçihisar ilçesindeki mermer fabrikalarının atıklarının geri dönüşümünü sağlayacak olan AFKİM projesi ile ilgili istişarelerde bulundular. AFKİM projesi hakkında bilgiler veren iş adamı Doğan Şimşek, yılda ortalama 400 milyon ton mermer atığının olduğu ülkemizde mermer atıklarının nasıl toplanacağı ve geri dönüştürüleceği son yıllarda cevabı aranan bir soruydu. Bu bölgede mermer atıkları gerek çevre açısından gerekse devletimiz oluşturmuş olduğu yükten dolayı oldukça zarar vermektedir. AFKİM adı verilen özellikle de inşaat sektöründe büyük ses getirecek olan bu proje sayesinde mermer atıklarının %85'i kullanılarak hazır sıva, cephe kaplama yapıştırıcısı, fayans mermer yapıştırıcısı, derz dolgu gibi inşaat sektörüne daha sağlam ve kaliteli malzeme üretilecektir. Dolayısıyla bu sıfır atık projesiyle birlikte mermer atıkları ülke ekonomisine kazandırılacak. Bunun yanında kurulacak olan tesiste önemli derecede istihdam sağlanacaktır. Yılda yaklaşık 126 milyon ton geri dönüştürerek ortalama 6 milyon dolar kar marjı olacaktır dedi. Bakan Mustafa Varank projenin hayata geçirilmesinde verdikleri desteklerinden dolayı milletvekili Taytak'a ve iş adamı Şimşek'e teşekkür etti. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle ziyaret sona erdi. Milletvekili Taytak ziyaret sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'i de makamında ziyaret etti. Evet efendim, kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra konuğumla birlikte karşınızda olacağız. Evet efendim, Kanal İşte Sabah tüm hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz gibi zaman zaman programımız el verdiği oranca muhtarlarımızı konuk ediyoruz. Kendilerini anlatıyorlar, mahallelerini anlatıyorlar, sorunları, neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını ifade ediyorlar. Tabii bizim bu çalışmamız sadece Afyonkarahisar merkezde sınırlı kalmıyor. İlçelerimizin, beldelerimizin muhtarlarını da alıyoruz zaman zaman. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Dinar'dan bir muhtarımız konuk olmuştu. Şimdiki muhtarımız ise bu sefer doğudan, bir doğudan bir batıdan hesabı Sinan Paşa. Afyonkarahisar'ın önemli ilçelerinden birisi. Tarihiyle, kültürüyle,
önemli bir ilçemiz. Evet, o ilçemizin, Sinanpaşa ilçemizin muhtarlar dernek başkanı, aynı zamanda muhtar olan İdris Çetinkaya stüdyo konuğum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz de nasılsınız? Çok sağ olun. Evet, tabii mutlaka Sinanpaşa'da sizi bilmeyen yok. Ama ben sizinle ilk defa tanışıyorum. Sağ olsun. Afyonkarahisar Muhtarlar Dernek Başkanı sizin buraya gelmenize vesile oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. O zaman sizi bir tanıyalım efendim. İdris Çetinkaya kimdir? Nerede doğmuştur? Ne iş yapar? Daha önce ne iş yapıyordu? Ve kaçıncı dönem? İdris Çetinkaya, öncelikle Sinanpaşa'dan selamlar getirdim sizlere. Muhtarlarımızın arasında. Aleykümselam. Böyle bir fırsat verdiğiniz için Kanal 3 ailesine ve sizlere şahsım adına ve muhtarlarım adına teşekkür ederim. İdris Çetinkaya 02-04-1970 doğumlu, Sinanpaşa doğdum. İlkokulumu, ortaokulumu Sinanpaşa'da okudum. Çok güzel. Daha sonra asker olduktan sonra 1989'da Türk Telekom'da çalıştım. 1999'a kadar görev aldım. 99'dan sonra da aile şartlarından dolayı görevi bıraktım. 2014 yılında seçimlere katıldım ve muhtar olarak ilk dönemim, ikinci dönemimde bu senede vatandaşımız ve mahallemizin bana vermiş olduğu teveccühüne, bu hizmetine, yapmış olduğum hizmetler karşılığında bir ödül olarak diyelim, bizlere bunu vaat ettiler. Bizler de elimizden geldiğince görevimiz neyse yapmaya da hazır olduğumuzu beyan ederim. Evet, peki neden muhtarlık? Neden muhtar olayım dediniz? Durup dururken olmadı tabii bu. Şimdi baktım ki muhtarlık müessesinin, demokrasinin temel taşlarının olduğunu, tarihi olan bir meslek olduğunu, bu meslek olarak değil de gönül işi olduğu, vatandaşının iç içi olup, vatandaşların, şimdi şöyle bir şey var Hasan Bey, sizler de bilirsiniz ki, burada yaşlılarımız, hala daha şu anda dahi şu anda yani şu tarih 2020 yılında dahi vatandaşlarımız devletinen yüz göz olmak istemiyorlar. Yani sanki zamanında korkulmuş şey gibi. Bizler de bunların temsilcisi olarak vatandaşlarımızı devletinen milletin arasında bir köprü olarak kendimizi alt ettik. Ve bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi muhtarlar demokrasinin temel taşlarıdır. Evet. Vatandaşlarından iç içe olup vatandaşın derdini dinlemek, onlara yardımcı olabilmek ne mutlu bize. Evet. Peki aynı zamanda siz orada dernek başkanısınız. Evet. Kaç üyemiz var, kaç muhtarımız var arada efendim? 26 köy, 9 belde, bir ilçede 52 mahallemiz var, 26 köyümüz var. Toplamda 78 muhtarımız var o zaman. Bayağı güçlü bir derneğiniz var o zaman. Tabii ki. Şimdi Sinan Paşa'mız zaten tarihi yönden olsun, yani köylerinde olsun, kasabalarında, beldelerinde, insanların sıcakkanlılığı, insanların teveccühleri bana bilmiyorum, muhtarlar olarak da hepimizde, her bir muhtarımız kendine değerlidir. Bizim evet. Karşımızda değerleri vardır. Onların da bu çalışmalarından dolayı köylerinde, kasabalarında, mahallelerinde, belediye başkanlarıyla iç içe olmaları, kaymakamlığımızdan iç içe olmaları, kaymakamımızın yardımlarıyla, yani her şeye kaymakamlığımızda, köylerde yardımlara da yetişiyor. Her türlü hizmetleri de aksatmadan yapıyorlar. Buradan da kaymakamlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Evet, bir teşekkür de ben muhtarımıza yapmak istiyorum. Size teşekkür ediyorum. Tabii pek çok vatandaşımız Sinanpaşa'da kanalımızın yeni bir frekansını bilmiyordu. Sağ olun, siz bu konuda ilan da verdiniz. Evet. Artık Sinanpaşa'da Kanal 3 izleniyor. İzlenecek inşallah. 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 Evet. Muhtarım tabii hazırlık da yaptı geldi. Evet. Boş gelmedi. Öncesinde kendilerinin bir ricası oldu. Ben dedi, kısaca dedi, Sinanpaşa'mızı biraz anlatmak istiyorum dedi. Buyurun efendim. Efendim çok teşekkür ederim Hasan Bey. Sinanpaşa ilçemiz Afyonkarahisar, Uşak, İzmir ve Afyonkarahisar, Antalya karayolları üzerinde il merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. 1953 yılında ilçe olmuştur. Kendi adını taşıyan ovasında doğu, batı ve kuzey, güney uzantılı günümüzde
izleri görülen antik yolların kavşağıdır. Yani ciddiyetsiz küçük adıyla kurulmuş Hitit dönemine kadar uzanan önemli bir merkezdir. Evet. 30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile perçinleşen Türk zaferi ile birlikte Yunanların işgalinden kurtarılmış Sinan Paşa Cumhuriyet'ten sonra 1934 yılında kadar köy olarak kalmıştır. Bu tarihten itibaren tekrar nahiye merkezi olmuştur. 01.01.1948 yılında belediye teşkilatı kurulmuş, 1953 yılında ilçe merkezi haline gelmiş ve Sincanlı adını almıştır. Bu nedenle Sincanlı ilçe adı 27.05.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sinan Paşa olarak değiştirilmiştir. Sinan Paşa'mız 9 belde 26 köyden oluşan Afyonkarahisar'ımızın 4. en büyük ilçesidir. Evet, üstelik de verimli topraklarınız var. 39.434 nüfusa sahipli bir ilçemizdir. İlçemiz tarıma elverişli dediğiniz gibi hayvancılık, her türlü açık olan bir ilçemizdir. Evet, başarılı yöneticiler de geldi. Yani değerli kaymakamlar da geldi. Şimdiki kaymakamımız gibi. Aynen. Örneğin Afyon'da vali yardımcılığı yapan şu anda İzmir vali yardımcısı olan Erhan Bey de buradan sevgiyle analım efendim. O da sizin ilçenizde kaymakamlık yapmıştı. Onun döneminde yaptım. Hasan Bey, bizler bu muhtarlık seçimi yapıldıktan, seçim bittikten sonra Sayın Belediye Başkanımız Erdal Karaman Bey'in bizlere önem verdiği, yani Cumhurbaşkanımız diyor ya demokrasinin temel taşları deyip muhtarlara önem verdiği için muhtarları Beştepe'de misafir ettiği aynı şekilde vizyonunda Sayın Belediye Başkanımız Erdal Karaman'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Bizler her 3 ayda bir merkez muhtarlarını toplayarak istişarelerde bulunuyoruz. Ne gibi hizmetler yapabiliriz mahallemizin ve ilçemizin geleceği hakkında fikir alışverişleri yaparak. Evet. Siz benden çok yaşayacaksınız. Ben size tam soracaktım. Belediye ile ilişkileriniz nasıl? Bir de neler yaptınız? İkinci döneminiz, birinci dönemde neler yaptınız? Diğer muhtarlarımız neler yaptı? Siz hazırlıklı da geldiniz. Evet. Buyurun efendim. Şimdi bizler muhtarlar 3 ayda bir belediye başkanımızla istişareler toplantısı yapıyoruz. Bu toplantılarda aynı zamanda ayda bir sefer Sayın Belediye Başkanımız Erdal Kahraman belediye başkanlarıyla toplanarak aynı şekilde muhtarları dinleyerek neler yapabileceğimizi. Bu ilk dönemimde mahalleme bir okul kazandırdım. Eski bir okulumuz vardı. Evet. Yeni bir okul yapıldı. Ve mahallemde çiftlikler kuruldu. İş adamları geldi. Tavuk çiftlikleri kuruldu ve çok güzel verimler alındı. Daha halen de devam ediliyor. Çok güzel işler yapıldı. Aynı zamanda belediye başkanımızla görüştüğümüzde muhtarlar olarak, komple Sinan Paşa muhtarlar olarak yıllarca soğuk bir memleket oldu. Karna mücadelesinde bizim biliyorsunuz ki tepe mevkisinde bir hastanemiz var. Bu hastanemizde kış günlerinde yollar karlanıyordu. Çoğu zaman çok cenazelerimiz oldu bu buzlu yoldan dolayı. Sağ olsun belediye başkanımız Erdal Kahraman'a biz bunları ilettiğimizde hiç durmadan 24 saat karla mücadelede hizmetlerini verdi. Ayrıyeten asker geceleri düzenledik muhtarlar olarak ve belediye başkanımızın sayesinde yine aynı şekil. 500 metre kanalizasyon yapımı, yani yıllarca çözülemeyen tepe mevkisindeki pozitif çukurlarında olan yeri Sayın Belediye Başkanımızın bunları söyleyerek belediye başkanımız muhtarlarımıza söyleyerek kanalizasyon çalışmalarımızı bitirdik. Evet. Yaklaşık 5000 metre kanalizasyon yapımı yapıldı. Kanal temizleme yapıldı. Bunları söyledik. En büyük sıkıntımız Hasan Bey, bilindiği üzere içme suyu çok önemlidir. İçme suyunda bizim sıkıntılarımız vardı. Sabah olsun belediye başkanımız geldiğinde biz söyledik, Sayın Başkanım, Sinan Paşa'mızın en büyük sorunlardan içme suyunun isale hatlarının yapılmasını. Sağlıkta çok önemli. Sağ olsun belediye başkanımız bu konuda içme suyu şebekesinin yapımını. Ayrıyeten şunu da buradan söylemek isterim Sinan Paşalılara ve mahallelerimize. Sağ olsun belediye başkanımız arıtma tesisi olarak 2000 metreküplük
su deposu ihalesi yapıldı Devlet Su İşleri tarafından. Sinan Paşa'mıza kazandırıldı. İnşallah bu yazında başlanacak ve daha güzel bir sağlıklı bir şekilde suyumuzu içeceğiz. İnşallah. Aynı zamanda yani okullarımızda belediye başkanımız olsun, okul müdürlerimiz olsun çorba günleri düzenliyoruz. Çorba günlerimiz oluyor. Anadolu Lisesi'ne bizim dönemimizi anlatıyorum. Kazandırdığımız sağ olsun belediye başkanımızdan, evet. Zamanındaki belediye başkanımız 100 yataklı kapasitesi tamamlanması Anadolu Lisemiz yapıldı. Bu çok önemli. Sinan Paşa'mız için çok önemli. Evet. Ayrıca 50 yataklı devlet hastanesinin yapımında emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. Geçmiş belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu Sinan Paşa için bir çevresinin değiştirilmesi demektir. Sinan Paşa için çok önemli bir yerdir Hasan Bey. Evet. Yaklaşık bazı mahallelerimizde, bazı sokaklarımızda parke taşlarının eksik olduğu, kilit taşlarının eksik olduğu, yapılmadığı dönemlerde belediye başkanımızdan bunları söylediğimizde 30 bin metre karelik taş parke döşeme yapıldı. Ve bir çehresi daha değişti Sinan Paşa'mızın. Bu arada Sayın Belediye Başkanımızla biz muhtarlar olarak ilk belediye başkanlığı içerisinde yanına ziyarete gittiğimizde Hasan Bey, Sayın Başkanımızla şöyle bir diyalog geçti muhtarlarla. Ben dedi sizin elim dedi siz benle. Benim dedi kulağım gözüm olun Sinan Paşa'da. Benim bilmediğim yerlerde bana yardımcı olun. WhatsApp grubu kurduk. Çok güzel. Belediye başkanımızına. Anında fotoğraf çekip mahallemizdeki sorunu anında resminleyip fotoğraf çekip WhatsApp grubundan attığımız zaman Sayın Belediye Başkanımız, oradaki personel anında müdahale edilebiliyor. Evet, teknolojinin nimetlerinden evet, faydalandık. Bu arada Sayın Başkanımıza dedik ki bizim burası soğuk memleket Hasan Bey, biliyorsunuz ki bizim doğal gaz projemizi söyledik. O da sağ olsun ki Sayın Başkanımız bununla ilgili gerekli mercilere kadar sözün hakkını da sözünü de aldık Hasan Bey, inşallah 2022'de başlanılacak diyerek inşallah. İnşallah. Buradan sizin sayenizde de Sayın büyüklerime de sesleniyorum. Bir an önce bizlere de doğal gaza kavuşturmalarını temenni ediyorum buradan Sayın Enerji Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, evet, tabii bakanımızın takipçisi olacaklardır. Tabii, inşallah tabii. Buradan sesleniyorum. Onlar da bizleri dinliyorlar sizin sayenizde. İlçemizde bilindiği üzere ilçemiz derler ki yani bizim büyüklerimizden bir ilçeye girdiğin zaman veya bir köye girdiğin zaman ilk önce kabristanlığına insanların nasıl olduğunu görürler, biliriz derlerdi. Sağ olsun belediye başkanımız kabristanlığımızın çehresini değiştirdi. Etrafının duvarlarını, girişini, yürüyüş yolları yaptık. Daha güzel bir temiz bir Sinan Paşa için. Evet, sağ olsun. Bu arada Sayın Belediye Başkanımıza muhtarlar olarak Sinan Paşa'daki 8 muhtarız. 8 muhtar olarak belediye başkanımızdan aynı sıcaklıkla, aynı personel gibi. Yani belediyenin personeli gibi, belediyenin içerisi gibi beraberce başkanımızla diyalog içindeyiz. Bu arada biz belediye başkanımıza söylediğimizde dedik ki başkanım kaldırım bakım boyanması bunlar çok önemli olan şeyler. Bir de ayrıca Hasan Bey buradan belediye başkanımıza, il genel mesulyelerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Hocalardan Sinan Paşa arasındaki olan yolun ihalesi yapıldı. Sıcak asfalt çalışması yapılacak. Hocalardaki vatandaşlarımız da Sinan Paşa'ya gelmeleri için öyle bir çalışma yapıldı. Ayrıca Tokuşlar, Kırcaaslan yolumuz vardı. Oraya kadar sıcak asfalt sözü aldık inşallah. Bu çok yaz güzel. Başlanacak. Daha bir çeyresi değişecek. Ayrıca biz muhtarlar olarak Sinan Paşa'mızın içeride olması, 3 kilometre bizim İzmir asfaltının 3 kilometre içeride olması Sinan Paşa'mızı tanıtabilmemiz için neler yapabiliriz diyerek sağ olsun belediye başkanımıza projeler sunarak Sayın Erdal Kahraman'a da yine tekrar çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten de burada çok emekleri var. Bir yıl içinde, bir yıl demeyelim de 11 ay diyelim. Bizim Ürünlük dediğimiz yerden Ayvalı'nın Balmamı'da yakın olan yere kadar ışıklandırma yapılacak. Çok güzel. Pırıl pırıl bir yol olacak. Evet. Evet. Ana asfalt üzerine. Ayrıca yani Sinan Paşa'mızın girişine kemer yapılacak.
Sinan Paşa'mızın. İşte şey diyarımıza hoş geldiniz. Bezelye diyarımıza örnek diyorum. Bezelye evet. Tanıtımımız da var bizim Sinan Paşa'mızın. Düzağaç'tan aldınız o zaman. Düzağaç'ta değiliz. Sinan Paşa'da diyelim. Güneyköy diyelim. Evet. Onlar da bizim kendi şeylerimiz. Böyle bir çalışmalarımız var. Ayrıca belediyemizde bizim cenazelerimizi dışarıdan getirecek bir aracımız yoktu. Şimdi şu anda sağ olsun belediye başkanımız cenaze aracı. Nakil aracı aldı. Nakil aracı aldı. Soğuk soğuk şişesi var. Morku var. Havalandırması var. Klimalı. Klimalı. Her şeysi var. Çok dört dörtlük. Böyle bir araca sahip olduk. Sağ olsun köylere de hizmet veriyor belediye başkanımız. Köylere de hizmet veriyor. Yani diyelim ki İzmir'de, İstanbul, bizim biliyorsunuz ki İzmir, İstanbul'da çok göç veren bir ilçe olduğumuz için cenazelerimiz olduğu zaman mağdur olmamalar için. Şimdi devlet de diyor ki hastaneler morg aracı vermiyorlar. Cenaze aracı vermedikleri için Sayın Belediye Başkanımız bu konuda herkese yardımcı oluyor. Ayırt etmeden kim olursa olsun ihtiyacı olan herkese yardımcı oluyor Hasan Bey. Çok güzel. Çöp toplama aracımız yetersiz kalıyordu. Bunu belediye başkanımıza ilettiğimizde Sayın Belediye Başkanımız bundan da hibesini de aldık. İnşallah bugün yarın geliyor. İş makinesi ihtiyacımız Sinan Paşa'da olduğu belliydi. Mahallelere yetişemiyordun. Bazı patlaklarımız oluyordun. Tek kepçe olduğu için vatandaşların işlerini göremiyordun. Şimdi şu anda iki tane oldu kepçemiz. Çok güzel. Böyle bir çalışmalar hep birlik beraberlik içinde yapıldı bunlar. Ayrıca Sinan Paşa'mızda gençlerimiz çok. Hani size de söylemiştim. Sporla çok sporu seven bir insanım. Bunu ya başkanımıza dedik ki böyle böyle başkanımız sağ olsun. 500 kişilik kapalı spor salonu ihalesi yapıldı. Söz alın yapıldı ve yapılacak inşallah. Kapalı evet, spor salonu. Çok güzel. Bir, gençlerimizi bazı kötü alışkanlıklarını kurtarmak. Kahve köşelerinden. Kahve köşelerini kurtarmak evet. için sporu yönlendirmek amacıyla. Evet onun fotoğrafları da geliyor. Evet, evet bunlar tak. Gençlerimiz, çocuklarımız bu turnuvalar düzenleniyor. Gençlerimiz bazı biraz da işe göre sağ olsunlar. Ayrıca bu spor salonundan sonra İzmir Ayvalı yolu hani bazı bizler araziyle uğraşan, çiftçilikle uğraşan insanlarız Hasan Bey. Evet. Bizim arazimiz geniş. Yaklaşık 21 bin degara yani diyelim ki dölüme yani 21 bin degar veya 21 bin dölüm diyelim bir arazimiz var. Yani arazi kullanılabilen sulak ve kırsal olarak. Bu arazi yollarımıza iki traktör yan yana geldiği zaman geçemiyordum. En büyük sıkıntımız buydu. Sağ olsun belediye başkanımız bunları yine bunları muhtarlar olarak Sinan Paşa muhtarları yani biz tek biz ben tek olarak demiyorum Sinan tabii, Paşa tabii. 8 tane muhtarımız var buradan onlara da çok canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok birlik beraberlik içinde. Bir de bunları yaparak genişletilmesi yapıldı. Yol genişletilmesi yapıldı. Buradan arazilerimize. Buradan aynı şunu da söyleyeyim. Bu dönem 8 muhtar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı halkımızın, mahallelerdeki insanların teveccühüyle aynı muhtarlar yine seçildiler. Yani değişmediler. Değişmedi. Evet, bu da muhtarların başarılı ve sevildiğini gösteriyor. Evet, sevildiğini gösteriyor. Ayrıca Sinan Paşa'mızda yıllarca biz haşa çeken bir memleketiz. Koto sorunlarımız vardı. Bunları muhtarlar olarak buradan da ofis genel müdürlüğüne, burada ofis ajans müdürlüğüne de teşekkür ediyorum. İstişarelerde bulunarak, muhtarlar olarak kota sorununu açtık. Şu anda sistem üzerinde ekim alanımız var. Ekim alanlarımızda da sağ olsunlar milletvekillerimiz de yardımcı oldular. Şu anda vatandaşlarımız mağdur olmadan haşhaş ekim izinlerini yapabiliyorlar. Çok güzel. Bunun sayesinde bu haşhaşlarımızın çoğalmasının, kotanın çoğalması sebebi de şu. Yer izin verirseniz. Lütfen. Buradan Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerimize. Bizim Sinan Paşa'mıza 4 tane baraj kurdu. Bizim kıraç dediğimiz, burada ot bitmez dediğimiz yerlere şimdi haşhaş yetiştiriliyor. Ne güzel. Sulak alanlar oldu. Bu sulak alanların içinde olduğu için kotamız yükseldi. Ekim alanları genişledi. Ayrıca devlet su işlerinin çalışmalarından dolayı bizlerin toprak suyunda aynı şekilde derin kuyular çıkarmasından dolayı da arazilerimiz genişledi. Bizler de bunları sayın büyüklerimize ilettiğimiz için haşhaş ekebiliyoruz. Şimdi şu an haşhaş, bezelye,
fasulye, mısır. Ya mısır olmayan yerlerde mısır olmaya başladı, biliyor musunuz Hasan Bey? Ne güzel. Tabii. Suyun olduğu yerde evet, bereket var. Evet, evet. Buradan yani bir hizmeti olan insanların hepsine de Allah razı olsun. Ne derler? Bir çivi çakanın Allah razı olsun. Evet, evet. Bizlerin. Evet. Hakikaten başarılı çalışmalar evet. yaptınız, yapmaktasınız. Evet. Son bir dakika. Tabii buradan hemşerilerinize, Sinan Paşa halkına söyleyecekleriniz vardır. İsterseniz o mesajınızı alarak ben programı kapatayım. Kapımızda sizlere her zaman açık. Projeleriniz konusunda, yapılan hizmetler konusunda yansıtmak da bizlerin görevi. Buyurun efendim. Şimdi Hasan Bey, öncelikle bana bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri de bizler de Sinan Paşa'ya davet ediyoruz. Buyurun gelin, misafirimiz olun. İnşallah. Şimdi ben buradan Sinan Paşalı'ya şunu demek istiyorum. Birlikten kuvvetli var. Evet, bu kamera sizi gösteriyor. İsterseniz evet. kameraya doğru söyleyin. Ben buradan Sinan Paşalı halkımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize birlikten kuvvetli var. Eğer biz bir olursak bizim üstünden gelemeyeceğimiz bir şey yoktur. Evet, ayrılıkta zaf vardır. Aynen. Yani artık yani şu ağaymış, şu beymiş meselelerini kapatalım. Birlik olalım. Bir olursak diri oluruz. Güçlü oluruz. Her yerden bir şeyler alabiliriz. Doğru. Bu da birliğin gücü, bir elin nesi var demişler. Evet. 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 Aynı şekilde. Ben katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlere başarılı çalışmalar diliyorum. Bizlerden, buradan selamlarımızı götürün Sinan Paşa Altın efendim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim Hasan Bey. Sizler, bizler burada misafir ettiğiniz için çok her çok zaman, teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Evet efendim, konuğum bildiğiniz gibi izlediniz. Sinan Paşa ilçemizden geldi. Sinan Paşa Muhtarlar Dernek Başkanı İdris Çetinkaya'ydı. Yaptıklarını, güzel şeyleri anlattılar ve yapmak istediklerini de ifade ettiler. Biz de buradan tüm Sinan Paşalı hemşerilerimize sağlık, mutluluk, esenlikler dileyerek reklam arası efendim. Reklamlar. Evet, Kanal Üçte Sabah son bölümüyle tekrar sizlerin karşısında efendim. Evet, son gazetemiz Gazete 3. Gündeme Gazete 3'ten bakalım efendim. Sürmanşetinde en üstte kurye 25 Şubat'ta yola çıkıyor. Onun altında ise jetler lidere direnemedi. Bildiğiniz gibi Afjet Afyonspor Samsun'da maalesef 2-0 kaybetti. Bir başka haber, film platoları keşfedilmeli. Bu da Afyonkarahisar'da Kameranın 100. Yılı adlı kitabın tanıtımı ve belgesel film gösterimi sırasında ifade edilmiş efendim. Valimiz Mustafa Tutulmaz tarafından. Bugün takip var. Başlığı vefatının 102. yılında ifadesi var. Az sonra size de onu aktaracağım. Sevgiyi ön plana çıkarmalıyız. Sevgi Yılı projesi kapsamında STK temsilcileri Vali Mustafa Tutulmaz'la bir araya geldiler. Manşet: 50 milyon euroluk yatırım. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçeye bir firma tarafından 50 milyon euroluk yatırım yapılacağını ve bu yatırımın ilçedeki işsizliğin önüne geçeceğini ifade etti efendim. Evet, 200'den fazla kişi çalışacakmış bu yapılan tesiste. Geçen hafta firmayla nihai sözleşmemizi imzaladık. Yer tahsisini yaptık. Nasip olursa Mart ayı içinde kazmayı vuruyorlar ifadesini kullanmış Serkan Koyuncu. Meclise zarar ayar vermek kimsenin haddi değildir. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya'nın açıklamaları efendim. Bir başka haber, yeni çalışmalar yapılacak. Sera AŞ yetkililerini makamında ağırlayan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün jeotermal kaynaklarının daha verimli değerlendirmesini, Seralar bölgesinde yapılacak çalışmalar Sanjet AŞ'nin üretim ve potansiyelinin yükseltilmesiyle ilgili haberi var efendim. Dinar Belediyesi'nin
karla mücadelesi devam ediyor. Bununla ilgili haber. Eksi 14 derecede havuz keyfi yine Sandıklı ilçemizdeki kaplıcaların haberi. Genç müsiat deprem bölgesindeki çocukları sevindirdi. Bir başka haberimiz. Sendikacılık hizipçilik değildir. Bu açıklama Eğitim Birsen İkinoğlu Şubesi tarafından düzenlenen bir toplantıda ifade edilmiş efendim. Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla tarafından. Bolvedin'de uyuşturucu tacirleri yakalandı. TED'in bursluluk sınavlarına rekor katılım 2245 öğrenci katılmış. Soysal Afyon'un lezzetlerini yazdı. Ünlü yemek uzmanı yazarı Sahrap Soysal Hürriyet Kelebek'teki köşesinde Afyonkarahisar'ın lezzetlerine geniş yer ayırmış efendim. Buzda kayan araç takla attı. Bu da bir başka haberimiz. Evet efendim, Gazete3'ün birinci sayfa haberleri bu şekilde. Az sonra takipten bir bölümü sizlere aktaracağım. Ama isterseniz meteorolojiye gidelim. Bildiğiniz gibi hafta sonunda adeta donduk. Her yer buz kesti. Yeni hafta nasıl olacak? Arkadaşlarımız Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher'in yanındalar. Herhalde hava iyi galiba. Bahçedeler, izliyoruz. Mustafa sendeyiz. Evet, Hasan Öğünç, günaydın. Güneşli ama soğuk bir Afyonkarahisar sabahındayız. Her zaman olduğu gibi pazartesi günleri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden size haftanın değerlendirmesini vereceğiz. Ve bugün yanımızda Meteoroloji Bölge Müdür Yardımcısı, meteoroloji uzmanı Hasan Cevher var. Sevgili Hasan Cevher'den hafta boyunca nasıl bir Afyonkarahisar havada olacak diye bunların değerlendirmesini alacağız. Ve şimdi mikrofonu sevgili Hasan Cevher'e uzatıyoruz ve değerlendirmesini istiyoruz. Evet Mustafa Bey, cuma günkü değerlendirmemizde hafta sonu için oldukça soğuk bir hafta sonu geçireceğimizi belirtmiştik. Afyonkarahisar için soğuk bir hafta sonu oldu. Özellikle etrafta da beyaz kar örtüsünü görüyoruz. Ancak bu hafta, geçen haftanın tam tersi bir hafta yaşayacağız. Bugün az bulutlu bir hava bekliyoruz bölgemizde. Yarın çok bulutlu bir hava bekliyoruz ve çarşamba ve perşembe günleri hafif yağmurlar göreceğiz. Ve sıcaklıklar da kademeli olarak yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Rüzgarlar güney yönüne esecek. Bu da bütün bu anlattıklarım daha ılık bir hafta geçireceğimizi, daha ılık hissedeceğimiz anlamına geliyor Mustafa Bey. Şöyle sıcaklık değerlerine baktığımızda örneğin Afyonkarahisar'da en yüksek sıcaklık bugün 3 derece beklerken bu kademeli olarak salı 5, çarşamba 8, perşembe 9 ve 10 dereceye kadar çıkacak. Denizli'de yine hakeza 11'den 17 dereceye kadar sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. Uşak'tan da yine 5 dereceden başlayarak bugün 11 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Ancak şunu uyarıyı gene de yapmak zorundayız. Evet, sıcaklıklar geçen haftaya nazaran yükseliyor. Ancak gece sabah saatlerinde ve özellikle sabahın ilk saatlerinde karayolları geçitlerinde ve yollarda hafif buzlanma ve don olma ihtimali her zaman için var. Çünkü en düşük sıcaklıklar hala sıfırın birkaç derece altında seyrediyor geceleri. Dolayısıyla burada dikkat edelim diyorum. Onun dışında rüzgar güney yönlü bu hafta yer yer 20-30, yer yer 50-60 kilometre saate çıkabilecek bir lodosla karşı karşıya kalabiliriz. Burada da ufak bir tedbir belki gerekebilir, özellikle baca gazı zehirlenmesiyle alakalı. Ancak dediğim gibi bu hafta ılık, geçen haftalarla kıyasladığımızda daha ılık bir hafta geçireceğimizi düşünüyoruz Mustafa Bey. Evet, teşekkür ediyoruz Hasan Cevher arkadaşımıza. Evet Hasan Öğünç, sendeyiz. Haftanın değerlendirmesini aldık sevgili bölge müdür yardımcısı arkadaşımız Hasan Öğünç, Hasan Cevher'den. Evet, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, bir ailede üşüdünüz yayını aktarmak için. Kolay gelsin diyorum. Evet efendim, isterseniz hep birlikte takibe başlayalım. Takipten ben size aktarımlar yapayım. Mehmet Emin Güzbey'in köşesinde vefatının 102. yılında başlığı atılmış. Kimilerine göre Kızıl Sultan, kimilerine göre ise Veliullah idi. 10 Şubat
1918 günü vefat etmişti. Evet, Sultan II. Abdülhamit Han'dan bahsediyorum. İfadesini atmış, özelliklerini anlatmış Sultan Abdülhamit Han'ın. Ama öncesinde ben bir başlığı okuyayım. Bakanımıza teşekkür başlığıyla bir bölüm açılmış. Bir süre önce Bakanımız Veysel Eroğlu, Abdülhamit Han ile ilgili bir bilgi notu göndermişti. Ben de vefatının yıl dönümünde aktarmayı ve bazı bilgileri paylaşmayı düşünmüştüm. Bakanımızın bilgi notuyla birlikte Cevdet Küçük'ün yazmış olduğu eserin bazı bölümlerini kaynak olarak aldım. Bugün Sultan Abdülhamit Han'ın vefatının 102. yıl dönümü. Aradan geçen bir asra rağmen onun kurduğu pek çok vakıf ve kuruluşlar bugün hayatımızda çok önemli yerler tutmakta. Darülacize ve Şişli Eftal Hastanesi gibi pek çok kuruluşu halkın hizmetine sunan Sultan Abdülhamit Han, Hamidiye içme suyunu borularla İstanbul'a getiren padişahtı. Sultan Abdülhamit Han'ın kazandırdığı eserleri yazmadan önce onun hayatına kısa bir bakış gerekli. Onu daha iyi anlayabilmek için ünlü yazar ve gazeteci Peyami Safa'nın söylediği gibi, bir milleti yok etmek isterseniz askeri istilaya gerek yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlakını yozlaştırmak kâfidir. Sadece Atatürk değil elbette, Türk milletine önemli hizmetler eden padişahlarımızın pek çoğu da milletimiz için çok önemli çalışmalar yapmışlar. Tarihi kararlar almışlar. Onlar o kararları alarak ve aldıkları kararların arkasında dimdik durarak Türk milletinin bugünlere gelmesine vesile olmuşlardır. Bize tarihimizi okutmak istemeyenler, Cumhuriyet öncesini yok saydırmak isteyenlerin amaçları belli. Onların hayatlarını okudukça saygımız, sevgimiz daha da artıyor. Bazıları Osmanlı'yı yok saysa da, çeşitli iftiralar atsa da, ceddimizde gurur duyuyoruz. Kısaca Sultan Abdülhamit Han'ın hayatından bazı kesitleri aktardım. Milletimizin yok olmaması için tarihimizi bilmek ve unutturmamak gerekli. Evet, okumaya devam edeceğim ama tabii bir telefon bağlantımız daha var efendim. Finansal konular önemli. Altın, döviz, borsa. Bununla ilgili finans uzmanımıza bağlanıyoruz. Evet, telefon attığımız sanırım bağlandı. Hocam iyi günler. Günaydın Hasan Bey, nasılsınız? Çok sağ olun. Can Türk Kayahan hocamla konuşacağız. Geçen hafta ulaşamadık sizlere. Bugün nasip oldu. Evet, soğuklar çok şiddetli ama Hasan Cevher havaların ısınmakta olduğunu söyledi. Ekonomimiz ısınacak mı efendim? Evet, ekonomide de bu sert kış havasının etkisiyle özellikle Çin'den gelen bu hastalık, koronavirüsünün de etkisiyle piyasalarda ciddi manada bir düşme oldu. Aşağı yönlü borsaların tüm dünya genelinde aşağı yönlü bir dalgalanma seyri gelişti. Bunun yanında gerek Libya'da gerek Suriye'deki olayların, İdlib'deki olayların etkisiyle politik olayların da etkisi piyasalara olumsuz yansımalarını gördük. Ve özellikle döviz cephesinde kritik sınır dediğimiz 6 lira seviyesi hafta sonu test edildi. Şimdi caride de piyasada 5.99, 6 lira seviyesinde Amerikan dolarını görüyoruz. 6.56'dan 6.60'a doğru da euro görüyoruz. Altın piyasası aslında yani 2020'de de genelde yatırımcılara portföylerinde mutlaka altının olmasını öneriyoruz. Çünkü altın piyasasının yukarı yönlü eğimi hala destekliyor. Ancak Merkez Bankası'nın özellikle 19 Şubat'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandık. Burada bir faiz indirimi yine bekleniyor. Ancak bu indirimin bu piyasadaki gelişmelerin etkisi,
ve dövizdeki baskı nedeniyle tahminen 40-45-50 baz puan bazında bir indirim bekliyoruz. Yani daha önceki faiz indirimlerindeki o 100-125-150 baz puanları da değil de benim beklentim maksimum 50 baz puan civarında bir 19 Şubat'taki toplantıda indirim yapılacağını öngörüyoruz. Bunun yanında bu sabah işsizlik verileri açıklandı Kasım 2019 için ve %13.3 oldu. Bu aslında Türkiye açısından önemli bir gösterge. Çünkü biz genç nüfusu yoğun olan bir ülkeyiz ve bu işsizlik rakamlarındaki yüksek oran piyasadaki pozitif algıyı da negatife çevirebiliyor bazen. Dolayısıyla işsizlik rakamları takip edilmeli. Burada genç işsizlik oranı da %25'ler civarında çıktı. İnşallah önümüzdeki bahar aylarıyla birlikte bu işsizlik rakamlarında bir nebze toparlanma olmasını ümit ediyoruz. Çünkü genelde işte Aralık, Ocak, Şubat diyelim hatta işsizlik ayının en yüksek olduğu dönemlerdir kışın da etkisiyle. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum bilgilendirmeniz için. Sizlere başarılı bir hafta diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Can Türk Kayahan hocamıza teşekkür ediyoruz açıklamaları, bilgilendirmesi nedeniyle. Evet, Gazete 3'te takibi aktarıyordum size. Devam edeyim efendim. Sultan Abdülhamit Han'ın özellikleri anlatılmış, sıkıntılı bir dönemde tahta çıktığı ifade edilmiş. Hayatı boyunca maruz kaldığı hainlikler anlatılmış. Ama benim sizlere aktarmak istediğim işte Sultan Abdülhamit Han'ın bıraktığı eserlerden bazıları diye bir bölüm açılmış. Onu okumak istiyorum. İlk defa elektriği, gazı getiren, ilk modern eczanemizi açtıran, ilk otomobili getiren, 5000 kilometre karayolunu yaptıran, dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptıran, atlı ve elektrikli tramvaylar kuran, Kudüs, Yafa, Ankara, İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptıran Haydarpaşa tren istasyonu da tabii. İstanbul'un binlerce fotoğrafını çektiren, arkeoloji müzesini başlatan, Chicago'daki turizm fuarına ülkemizi ilk defa sokan, Kuduz aşısının bulunmasından sonra ülkemizin ilk Kuduz hastanesini açtıran, polisiye romanların ülkemize girişini sağlayan, okullara, Hristiyan okulları dahil gönderdiği emirde Türkiye'nin, Türkçenin iyi öğretilmesini isteyen, Paris'te İslam külliyesini kuran, Teselya muharebesi sürerken saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktiren de, hastaneleri ziyaret edip hastaların ihtiyaçlarını soran da, sarayın bahçesinde bile hastalara hizmet ettiren de, Midilli Adası'nı eşi Fatma Pesent Hanım'ın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan geri alan da o. Israrla yerli kumaş giyen, Hereke bez fabrikası ve feshaneyi kuran, Ziraat Bankası'nı kuran, ticaret, sanayi ve ziraat odalarını açtıran, Yıldız Çini Fabrikası'nı, Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını, toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderen, bu yüzden yaz aylarında toplu sünnetleri moda eden, mezuniyet merasimlerinde tabelelere hediye, talebelere hediye kitap gönderen, yoksul halkına cebinden para ödeyerek kömür dağıtan, Ermeni Onnikin mektubu üzerine kendi parasından takma bacak yaptıran, biriktirdiği parasından bir kısmını her sene borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis eden, modern matbaa makinalarını Türkiye'ye getirten, ücretsiz kitap dağıttıran, 6000 kitabın tercüme edilip basılmasını sağlayan, Beyazıt Kütüphanesi'ni kurup 30000 kitap bağışlayan, yabancı bilim adamı ve yazarlara nişanlar veren,
her yıl 30 bin saksı satın alıp çiçek ektiren, bizim 1993 yılında çöp faciasının yaşandığı Hekimbaşı Çöplüğü dediğimiz yerde gül yetiştiriciliği yaptıran, Türkiye'nin birçok yerinde saat kuleleri yaptıranlar da odur. İzmir, Dolmabahçe, Yafa örnekleri verilmiş. Hindistan, Cava, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Aceh, Zengibar, Orta Asya ve Japonya'da elçiler ve din adamları gönderen, Latin Amerika ülkeleriyle diplomasiyi başlatan, Yalova termal kaplıcalarını kurduran, Terkos sularını İstanbul'a taşıtan, Bursa'nın bir köyünde bile çeşme yaptıran odur. Sarayında yaptırdığı tiyatroda oyunlar ve opera izleyen, sarayda müzik okulu kurduran, çocuklarına piyano çaldırtan, hatta sarayda kızlar bandosu oluşturan, kendi elleriyle yaptığı marangozluk eşyalarını hediye etmeyi seven, kendisine yapılan bombalı suikastta 26 kişinin ölmesine, 58 kişinin yaralanmasına rağmen Ermeni katili affedip Avrupa'da hafiyelik yapmaya gönderen odur. Doğu Türkistan'a gönderdiği yardım ile Uygur Türklerine sahip çıkan, Çin'in göbeği Pekin'de Hamidiye Üniversitesi'ni kurdurtan odur. Yeni gemiler alan, toplar, tüfekler getirten de, telefonu Avrupa'dan 5 yıl sonra ülkemize getiren de odur. Kiliselere, sinagoglara yardım eden, kilise yapılmasına bile yardım eden bir kişidir. Peygamberimize, dinimize veya Osmanlı'ya hakaret içeren oyunları kaldırtan, Fransa, İngiltere, Romanya, ABD bir piyes için bile Alman İmparatorluğunu devreye sokmuştur. Evet, bu şekilde uzun bir yazı devam ediyor. Ben son bölümü okumak istiyorum. Ayrıca Deniz Mühendis Okulu, Kuleli Askeri Okulu, Mektebi Harbiyeler, Yarış Harp Okulları, Askeri Baytar Okulu, Kurmay Okulu, Mektebi Mülkiye, Siyasi Bilgiler ve pek çok uzayıp gidiyor efendim. Unutmadan demiş Mehmet Emin Güzbey, bir de Ankara'da Çoban Okulu var. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullanmış. Bir de biz de efendim vefatının 102. yılında Abdülhamit Han'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun efendim. Evet, haftanın ilk günü sonuna geldik. Programımızın sonuna geldik. Ama Kanal İşte gün bitmiyor bildiğiniz gibi. Programlar bitmiyor. Bugün 2'den 4'e var Pınar Akarsu'nun sunumuyla. Tabii akabinde zengin içeriğiyle Kanal 3 yayınları devam edecek. Yarın sabah saat 9'da yine birlikte olana dek sağlığınıza ve insanlığınıza iyi bakın efendim. Hoşça kalın.